Durum şu şekildeydi. Kalp krizi gerçekleşmiş. Sol tarafında bir damar tıkanma yapılmış. Saat 10 gibi, akşam 10 gibi anju yapılmış, damarı açmışlar. Şu anki durumu yoğun bakımda geçecek. Böyle bir bilgi verdiler ama yaşlılıktan dolayı ve saydığımız hastalıklardan dolayı bunun tekrarlanma riskinin olduğunu doktorlar söyledi. Şu an halihazırda kimseyle görüştürme. Çünkü bir de hafta sonuna giden geldi. Nöbetçi savcı bu. Gece saat 1-2 civarlarında biz oradaydık. Mecbur sadece doktorlardan bilgiyi aldık. Doktorun bize dediği işte önce Beşir Cezaevi'ne, oradan Batman Bölge Hastanesi'ne getiriliyor. Batman Bölge Hastanesi'nde kalp krizini vesilesiyle götürüyorlar. Anju yapılıyor. Anjudan sonra işte yoğun bakıma kaldırılıyor. Şu an halihazırda hala yoğun bakımda ve 2 gün daha yoğun bakımda kalacak. Çünkü nedeni de dediğim gibi yaşlı, 72 yaşında bir vatandaş. Bundan dolayı gözetim altında alacaklar. Çünkü her an tetikleyebilir. Bizim yapacağımız şey şudur. Vekaletnameyi alıp vasi tarafından bize bir vekaletname çıkaracak. İhadenin avukatları bu dosyayı takip edecek. ATK'ye sevkini yapacağız. Daha önce avukatı yapıldı, yanılmıyorum yapmıştı. Ancak ATK'ye başvuru iptal edildi. Yani talebin iptali oldu. Biz bunun bir vekaletnamesini alacağız. Vekaletname ile birlikte ATK'ye bir başvuruda yapacağız. ATK artık İstanbul mu Ankara mı fark etmiyor. Bir değerlendirmelerini talep edeceğiz. Devlet kontrolündeki kişiler devletin bakması yükümlülüğü var. Şimdi bu adamlara bir şey olduğu zaman devlet burada suçlu durumuna düşüyor. Sırf devleti kendini suçlu duruma koymaması için uluslararası bazda bu insanların serbest bırakılması gerekiyor. Çünkü artık dayanacak güçleri yok. Yani hastalıklar desen, yaşlılık desen. Bir değil, binlerce insan böyledir. Sadece Mehmet Emin Çam değil. Evet, biz bunu yakın takip ediyoruz ama bu sadece bununla kalmıyor. Her zaman, her yıl, 3 yılda bir seçim öncesi, seçim sonrası af var. Ne afı? Cumhurbaşkanı afı. Ne afı? İşte meclis afı. Ne afı? Yargı paketleri. 9, 8, 20. Defalarca biz bunu. Ama hiçbir zaman Kürt hareketinden, işte siyasetinden yargılanan ya da tutuklanan ya da hükümlü gelen Kürt vatandaşlığına hiçbir zaman vurmadı. Yani onların bugünkü Kürtlerin içeride olan tutsakları bir umut beklemek yanlış olur. Cumhurbaşkanı affı evet gelebilir ama biz belki bir değil onlarca defalarca kez gördü ki şu af, yargı paketleri çıkacak, af çıkacak, çıkacak mıyız? Ama bugüne kadar hiçbir siyasi, Kürt hareketinden siyasi tutsakla af vurmadı. Ve vuracağını da düşünmüyorum. Son 2 yıldır cenazeleri artık bu yaşlı insanların tam ölüme yakın ya çıkarıyorlar ya da cenazeler cezaevinden çıkıyor. Bu da devlet bazında uluslararası, Türkiye'nin uluslararası Avrupa Birliği ya da nasıl diyebilirim, diğer ülkelerin Türkiye bakış açısını değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Yani Türkiye bir siyasi politika. Bu bir politiktir ha. Atıyorum, bu politik bir şeydir. Yani cezaevinde artık kendi kendini idame edemem bir insanı bırak, serbest bırak. Yani sana zararı olmaz. Şu benim zoruma gidiyor. Mesela ben yaşlı, kendi kendine yürümeyen insanları onlarla görüşmek istemiyorum çünkü vicdan azabı çekiyorum. Geldiği zaman gardiyanın kolunda ya da bir arkadaşın kolundan getirerek benim yanıma getirmelerinden gerçekten rahatsız ediyorum. Ve o yüzden vicdan olarak ben gidemiyorum. Bazen diyorum hani o görmesin, genci olan genç birinden ben bir görüşeyim, durumlar nedir falan filan. Ve o yüzden yaşlı kişilerle, hastalığı has safhada olan kişilerle görüşmek istemiyorum o konuda. Beşiri Cezaevi'nde şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Tutsaklardan aldığım bilgi. Diyor ki avukat bey, biz diyor cezaevine gittiğimizde ve gelişte bize şunu istiyorlar: az içi arama. Ve biz bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmediğimiz için de hastaneden mahrum kalıyoruz.
Şimdi hastaneden mahrum kalan 73 yaşında, 83 yaşında mesela Abdülhalim Kaya 80'i geçti. Düşün, bu insanlar ağız içi aramaya tabi tutuyor ve bunu kabul etmiyor çünkü bu onu kırır, verici bir onuru kıran bir durumdur. Bu yüzden cezaevinden hastaneye gitme konusunda da hasta mahpuslar gidemiyor. Gitmediği zaman mecbur ölüme terk ediliyor. Gidilirse ağız içi aramaya tabi tutuluyor. Victor Hugo'nun dediği gibi kanun sadece yasalardan, maddelerden oluşmuyor. Kanun insanın vicdanıdır diyor. Biz de bazen vicdan kanunun önüne geçmesini temenni ediyoruz. Bu sadece üst mercilere değil, bütün insanlara karşı ben bunu söylüyorum.